insan psikolojik benlik düzeyinde kendini tanımladığında, yani ben bir bireyim tarzında, işte şu anne baba, şu hayat ve şu çerçeve içinde yaşayan bir varlığım şeklinde kendini tanımladığında, ister istemez hayat onun için çok dar bir perspektiften algılanmaya başlar. Yani bir nevi her şeyi o pencereden algılamak durumunda olur. Her şey o pencereden yorumlanır ve o çerçevenin içinden değerlendirilir. Mesela bir bardak gördüğü zaman bu benim mi senin mi? Veya bir olumlu bir olay, ben onu yapabildim mi yapamadım mı gibi tamamen kendi kişisel, bireysel, sınırlı algısı üzerinden değerlendirerek bakar. Mesela işte benim hayatım ne olacak diye bakar. Bir nevi her şeyi olduğu gibi görmekten çıkarız. Her şeyi kişisel arzuları, korkuları, beklentileri olan bir kişinin gözünden değerlendiririz. Bir yemek sofrasına baktığınız zaman burada benim yiyeceğim bir şey var mı diye bakarsınız. Burada yiyecek var mı, ne kadar var, ne var diye bakamazsınız artık. Oraya bana bakan ne var, bana hitap eden ne var? Benim sevdiğim ne var, benim istediğim ne var veya benim istemediğim ne var gözüyle bakarsınız. Bu tabii ki hayatta her yerde bizim karşımıza çıkar. Ve hayat artık o bireysel benliğin gözünden yorumlanır hale gelir. Her şeyin ölçüsü o hale gelir. Her şey o bireysel benliğin perspektifinden, bakış açısından, arzularından ve korkularından bakılarak değerlendirilir. Bu durumda insan en başta sahiplenme tuzağına düşer. İlk yaptığımız şey odur. Ben varsam ve ben sınırlı bir bireysel varlıksam benim olan şey ne, benim olmayan şey nedir diye bir sahiplenme düzlemine düşerim. Ve bir noktada bir şeyleri kendimin sahip olduğu veya olamadığı bir şey üzerinden yorumlamaya başlarım. Eğer sahip olabiliyorsam iyi durumdayım, sahip olamıyorsam kötü durumdayım derim. Mesela birisi çok güzel bir şey yapıyorsa benliğim bana ne der? Ama sen yapamıyorsun. Veya tam tersi, birisi yanlış bir şey yapıyordur. İyi ki ben yapmıyorum. Ben ondan iyiyim noktasına gidersin. Ve bütün bunlar hayatı aslında çok dar bir çerçeveden algılamanın sonucu olarak ortaya çıkar. O yüzden de insan birçok zaman küçücük bir şeyin içinde boğuluverir. Mesela hayatında ters giden bir şey vardır. Bir anda onun içine gömülürsün. Ve hayat sana şöyle görünür. İstediğin hiçbir şey iyi gitmiyor. Halbuki o anda dünyada güzel giden milyonlarca veya milyarlarca olay vardır. Ama sen oradan bakamazsın. Senin bakışın o çok sınırlı benlik tarafından kapatılmıştır. Sadece bir nevi bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Yani nasıl şu anda gözümüzle çok geniş bir alanı görüyoruz diyelim.
bir küçücük delikten mesela dış dünyayı görseydiniz, bu nasıl olurdu bir hayal edin bize. Küçücük bir toplu iğne başı kadar bir delik var ve siz hayatı oradan görüyorsunuz. Bu ne kadar daraltıcı bir durum olurdu. Aslında bizim şu anki durumumuz da buna benziyor. Mesela çok rahatsız olduğunuz bir olay mı yaşadınız? Hemen onun içinde kaybolma ihtimaliniz vardır. O benlik sizi onun içine hapsetmeye çok yatkındır. Halbuki orada sadece bir şey olmamıştır. Veya bir şey sizin bireysel benliğinizin hoşuna gitmeyecek şekilde olmuştur. O kadar. Bunu daha fazla büyütmeye, bir de kocaman kocaman yorumlar yapıp işte hiçbir şey benim istediğim gibi gitmiyor, herkesin işi iyi gidiyor ama benim işlerim kötü gidiyor gibi büyütürsünüz ve bir anda o küçücük olay tepenize düşen bir dağa dönüşür. Neden? Çünkü siz oradan bakıyorsunuz. Bu tıpkı küçük bir çocuğun İstanbul haritasına bakarken sadece çocuk bahçelerini görmesine benziyor. Kendisinin hoşuna giden çocuk bahçeleri nerede var? Bu şehrin suyu, bu şehrin diğer üretim tesisleri, ormanları vesaire onu ilgilendirmez. Onun görebildiği bir şey değildir. Dikkati arzu ettiği şey tarafından çekilir. O yüzden insanlara çoğu zaman şu hatırlatılır. İstediğin şeyi isteme, istemediğin şeye de kabulle yaklaş. Bir bak bakalım o zaman ne olacak? İstediğin şeyi isteme arzusundan vazgeç. Bir şeyi çok mu istiyorsun? Onu isteme arzusundan vazgeç. Bir şeye dair aşırı bir istememe, aşırı bir rahatsız olma durumu mu var? O şeye karşı biraz daha serbest bırak kendini. Sevilmemeye serbest bırak. Anlaşılmamaya serbest bırak. Yalnız kalmaya serbest bırak. Hata yapmaya serbest bırak. Mesela hata yapmaktan çok korkuyorsan o korkuyu bırak. Yoksa bu gidip hata yapmak anlamına gelmiyor. Yani bir şeyin bizi aşırı bir biçimde kontrol etmesine karşı o kontrol edenden bir adım geri çekilmektir bu. Bir şeyi çok mu istiyorsun? Bir adım geri çekil. O isteği seyret sadece. O kim tarafından isteniyor? O kendini nasıl algılıyor? Mesela diyelim ki bir insanla olan ilişkinde, bu ebeveyn çocuk ilişkisi olabilir, arkadaşlık olabilir, karşı cinsle bir ilişkin olabilir. Hoşuna gitmeyen tutumlarla karşılaşıyor olabilirsin ve bu durumda bir değersizlik hissediyor olabilirsin. Bu kim tarafından hissediliyor? Dikkat etmen gereken şey aslında sadece budur. Yoksa ilişkinin kendisi değildir. Bu kim tarafından böyle hissediliyor? Kim değersizlik hissediyor? Bu kimin hissi? Bakın, kendimizi sınırlı bir benlik noktasına indirgediğimizde acı ve korku o benliğin ister istemez kaderidir. Dolayısıyla olaylar acı ve keder oluşturmaz. Kendini sınırlı bir benlik olarak algılayan ve o sınırlar içinde kendini tanımlayan. Mesela ben kendime dünyaya doğmuş, belli bir hayat yaşamış, belli bir biyolojik yaşamı olan ve bir zaman sonra da ölecek olan biri olarak baktığımda tabii ki o benlik ölmekten korkacaktır.
ya ölmekten korkacaktır ya da ölüme kendine göre bir tanım getirmeye çalışıp rahatlamaya çalışacaktır. Ya Epikür gibi ben yaşarken ölüm yok, ölüm olduğunda da ben olmayacağım gibi bir yüzeysel bir felsefenin üzerinden gidersiniz. Ya da daha manevi ekollerin ölüm hakkındaki hatırlatmalarına bakarsınız. Ama aslında hiçbir zaman ölümsüz olan tarafınızı görmemiş olursunuz. Yani ondan gelen ve ona dönen. Bakın, mesela kutsal kitap ölümü bir dönüş olarak tanımlar. Mesela bir toprağa gidiş olarak tanımlamaz. İnsan yaradana dönen bir varlıktır. Dolayısıyla sınırlı benliğin algısıyla hakiki bilincin algısı arasında büyük bir fark vardır. O yüzden biz çoğu zaman neyi hatırlatmaya çalışıyoruz? Acı duyanın, korku duyanın, istek ve arzu duyanın kim olduğunu keşfetmeye çalışıyoruz. Bu kim? Buna bakabilirsen, yani acının, korkunun, arzunun, beklentinin kim tarafından hissedildiğine bakarsan, tabii o ilk cevap yüzeysel cevabımızdır. İşte ben acı duyuyorum, ben istiyorum. O beni soruşturmamız gerekiyor. O ben nedir? O ben nasıl bir öznedir? Gerçek bir özne midir? Sahte bir özne midir? Kendi kurgusu tarafından üretilmiş bir özne midir? Yoksa objektif bir özne midir? Eğer onu ayırt etmezsek asla ileriye doğru bir adım atamayız. Sadece o benliğin arzularını, heveslerini, beklentilerini, korkularını ya susturmaya, ya bastırmaya, ya da onların içinde kaybolmaya başlarız. O yüzden kutsal metin insanı, mesela biz ne diyoruz? Din insanı Allah'a çağırıyor. Aslında din aynı zamanda Allah'a çağırırken gerçek kendine de çağırıyor. Yani dinin Allah'a çağrısı aynı zamanda senin gerçek kendine bir çağrıdır. Çünkü Yaradan'ın üflediği ruhu taşıyorsun. Çünkü ona aidiyet ile sen tanımlanan bir varlıksın. Ama öbür tarafta benliğine bak. Benliğin nedir? İşte zayıf, anlaşılmayan, bazen önemsenmeyen, kimsenin hatırlamadığı, hak etmediği şeylere maruz kalan, zorluklarında kimsenin yanında olmadığı gibi bir hikayenin etrafında şekillenen bir benliktir. Ve sen bu benlikle yaşamaya çalışıyorsun. Aslında bu ne demektir? Bu aslında kırık bir kolla kavga etmek gibidir. Kolun kırılmış veya kırık bir kolun var ve sen bununla kavga etmeye çalışıyorsun. Kırık bir bacağın var, bununla yürümeye çalışıyorsun. Tabii ki yürümek çok zor olacaktır. Tabii ki o kırık kolla savaşmak çok zor olacaktır. Ama o senin gerçeğin midir? Tabii ki buradaki en temel şey bana gerçek gibi görünüyor. Evet, bize gerçek gibi görünür. Ve bu sefer o benlik seni kendi hikayesinin içinde tutmaya çalışır. İsteklerim, istemediklerim.
hayatımda gerçekleştirebildiğim hayaller, gerçekleştiremediğim hayaller, korkularım ve arzularım. Bütün hayatın artık o matriksin içinde şekillenecektir. O çerçevenin içinde tanımlanacaktır. Sen ömür boyu o benliğin arzu ve korkularını, beklenti ve hayallerini, umutsuzluklarını veya umudunu yaşamaktan başka hiçbir imkana, hiçbir alternatife asla sahip olmayacaksın. Çünkü en temelde yanlış bir yerden başlamışsın. Peki bu hepimizin bir kaderi midir? Evet, bir kaderidir. Eğer bu açıdan bakarsak hepimizin sınırlı bir benlik yaşamak gibi bir kaderi var aslında. Aslında bu sınırlı benlik halini yaşamak aynı zamanda dualiteyi, ikilemi, ikiliği, zıtlığı tecrübe etmenin de bir aracıdır. Yani sınırlı benlik algısı, sevilmeyen biri olmak nasıl bir şey, bunu anlaman için gerekli bir şey. Sevilmeyen biri, mesela hiç kimse tarafından sevilmeyen biri, kendinin bile sevmediği biri olmak nasıl bir şey, bunu anlamak için neye ihtiyacınız var? Sınırlı bir benliğe ihtiyacınız var. Anlaşılmamış biri olmak, bunu anlamak için neye ihtiyacınız var? Anlaşılmadığını düşünüp hissedecek bir benlik durumuna ihtiyacınız var. Peki bunu anlamak istediğiniz için mi bunu yaşıyoruz? Yani isteyen içeride bir benlik olduğu için mi bunu? Evet, aslında sonsuzluk bütün imkanları içinde barındırır. Ve dolayısıyla bütün imkanlar açığa çıkmak durumundadır. Ve bu açığa çıkış doğal olarak bu sınırlı benlik algısını da tezahür ettiriyor doğası gereği. Fakat kendinizi ondan ibaret zannetmek temel tuzaktır. O yüzden yaradan, yaradanın idraki ve ona aidiyetiniz olmazsa olmaz bir ilkedir. Bu olmadığında ister istemez kendinizi sınırlı bir varlık olarak algılayacaksınız. İster istemez kendinizi ölümlü, anlaşılmayan, istedikleri zaman zaman olmayan bir varlık olarak algılayacaksınız. Mesela benim hayatta birçok istediğim olmamıştır. Ama hayatımın belli bir döneminden sonra hani kendimi istediği bazı şeyler olmayan, hatta çoğu şey olmayan biri olarak tanımlamamışımdır. Bakın kendimi artık öyle bir olguyla tanımlamıyorum. O sadece bir olgu. Psikolojik benliğimin istediği bazı şeyler olmuyor. Bu kadar. Ama kendimi onun üzerinden tanımlamıyorum. Kendimi onun üzerinden tanımladığımda zaten olay olmaktan çıkıyor, kimliğim haline geliyor. Ben kimim? Ben hayatta istediğim birçok şey olmayan biriyim. Öyle biriyim. Ben birçok insan tarafından anlaşılmamış biriyim diye başlarım. Size burada dertlerimi dökerim. Siz de dertlerinizi benimle paylaşırsınız. Ve anlaşılmamışlar kulübü olarak birbirimizi teselli etmeye başlarız. Değil mi? Ve bu çok normal gelir. İşte anlaşılmayanlar kulübü, sevilmeyenler kulübü, aldatılanlar kulübü, suistimal edilenler kulübü, kandırılanlar kulübü, ailesi tarafından ihmal edilmişler kulübü diye böyle birçok kulüp çalışmaları yapabiliriz o durumda. Ve hayatımız oradan algılanır. Ve bu hiç de garipsenmez, değil mi? Hatta bunlar nedir? Tırnak içinde gayet insani durumlardır. Ve bunlar gayet doğaldır. İnsan böyle bir varlıktır diye
insanı da bu şekilde tanımlarız. Neden? Çünkü başka bir şey yaşamadık. Başka bir şey olabileceğini de düşünmedik. Mesela Freudyen yaklaşım, insanın sonsuz olmadığında, mutlak olmadığında, ebedi öz varlığı olmadığında, öyle bir varlık olsaydık, çok makul bir şey olurdu. Yani insan gerçekten kaotik bir varlıktır derdik. İşte hoşlanmadığı birçok şeyi bastıran, yani dibini kazdıkça pislik çıkan, kurcaladıkça bozukluğu ortaya çıkan bir varlık olur. Öyle mi? Evet, eğer insan sonsuz bir öz taşımıyorsa, insan biyolojik ve psikolojik bir varlık ise, evet, yani başka ne denebilir ki? Yani bir şeyi arzu edersin, arzu ettiğin şey olunca mutlu, olmayınca mutsuz olursun. Bir şeylerden korkan birisindir. Korktuğun şeyden ya kaçınırsın ya da korktuğun şeyin üzerine gidersin, kavga edersin. Kavga ettiğin zaman da bir başka problem meydana gelir ve hayatın öyle sürüp gider. Hayatta bu olmuş olur. O yüzden Freud aslında benim baktığım açıdan hani bir nevi, hani Allah olmazsa ne olursunun güzel bir cevabıdır. Sonsuz olmadığında kendindeki sonsuzu, kendindeki ebediliği, kendindeki hakikati görmediğinde ne olacağınla ilgili aslında çok güzel bir şeydir, analizdir. Herkes bencildir. Aslında herkes kendi bencil benliğinin hikayesinde mutlu olmaya çalışır. Kimisinin hikayesi daha fedakarca bir hikayedir. Ben insanlara yardım edeyim, fedakar olayım, tırnak içinde faydalı olmuş olarak, işte tırnak içinde dünyada iyi bir iz bırakarak mutlu olayım der. Öbürü de der ki, ne dünyaya iz bırakacağım, hepsinin canı cehenneme. Ne elde edebiliyorsam elde edeceğim ve sahip olacağım diyecek. Aslında aralarında temelde, derinde bir fark yok. Çünkü öbürüne de, yani bak 10 gün sonra kıyamet kopacak, ne dünya kalacak, ne güneş sistemi kalacak dense, şimdi o benliğin dayanağını elinden almış oluyorsun. Yani dünyada öyle bir iz bırakmak diye bir şey olmayacak. 10 gün sonra her şey, yani tarih marih kalmayacak. Yani büyük bir atomik patlamayla her şey uçup gidecek. Peki adını nereye bırakacaksın o zaman? Peki o zaman iyi olmak gibi bir şeyin olacak mı? Merhametli olmak gibi bir arzun olacak mı? Olmayacak. Dolayısıyla ya kötülük yapamadığın için iyi olacaksın ya da egon sana hayali bir sonuç ürettiği için iyi olmaya çalışacaksın. İşte Allah rızası için bir şey yapmanın erdemi buradan daha iyi anlaşılabilir. Yani Allah rızası kavramını bu anlamda açarsak, kendi öz, sonsuz, ebedi varlığının gereğince bir şey yapmak demektir Allah rızası. Yani Allah rızası ile kendi rızan aslında özdeş olur. Yoksa benim razı olduğum bir şey var, bir de Allah'ın razı olduğu bir şey var. Ben Allah rızası için olanı yapayım değildir din. Din şudur: sen henüz kendini bilmiyor olduğun sürece Allah neyden razı olur'u referans al. Eğer onu referans alırsan ve doğru bir şekilde onu algılarsan, o zaman gerçek kendini bulabilirsin. O yüzden bir şeyi Allah rızası için yapmak aslında öz varlığımızın razı olduğu bir şeydir. Dolayısıyla
hani Allah razı olsun, Allah'ı razı edeyim, onu razı edince de o da hani bizi görür, bir şeyler yapar dediğimiz, yine bir başka tırnak içinde söylüyorum, bir başka menfaat perestliğin esiri olmak değildir. Yani dünya menfaati bana küçük geliyor, ben daha büyüğünü arıyorum diye kapıldığım bir şey değildir. O yüzden dinde yapılan hiçbir şeyin aslında bizim anladığımız anlamda bir karşılığı yoktur. Tanrı'nın lütfu vardır, ikramı vardır ama bunlar senin yaptığının karşılığı değildir. Yani cennet senin yaptığının karşılığı değildir. Yaptığın her şey, isterse bunlar ibadet başlığı altında olsun, isterse işte iyilik, hayır, salih amel dediğimiz başlıklar altında olsun, bunlar fıtratın gereği olduğu içindir. Ama niye Allah böyle dememiş? Yani direkt olarak fıtratın gereğidir dememiş. Çünkü sen fıtratını tanımıyorsun. Senin şu an fıtratına dair idrakin yok. Tıpkı bir çocuğa, hani bak okulunu bitir, sınıfını bu sene güzel geç, sana bisiklet alacağım denmesi gibi bir şeydir. Bu bir yalan değildir. Sana bisiklet alırlar ama aslında senin o dersi çalışmanın nedeni ve gayesi bisiklet değildir. Sen fıtratının gereği olarak ders çalışmalısın diyelim. Öz varlığı Allah'a bağlamak ne kadar doğru? Yani bir Tanrı tanımaz da çok iyi işler yapıp bu hayatta bir iz bırakmak istiyor olabilir. Tabii ki. Şimdi bakın dedik ya, şimdi ben dünyada işte sosyal benliğim çok güçlüdür. Mesela bakarım, mesela tarihte kimler var unutulmamış, işte herkesin böyle övdüğü, saygı duyduğu, işte minnet duyduğu, işte atıyorum Newton iyi ki şunu bulmuş, Archimedes şunu bulmuş veya işte Edison ampulü bulmuş. Bir zaman çok şey yapardı insanlar böyle, Edison da cennete girecek mi, girmeyecek mi diye. Yani eğer sosyal bir benliğin varsa, yani ne demek sosyal benlik? Toplumun takdirinden, onayından, alkışından hoşlanan bir benliğin varsa, sen bu benlik üzerinden tırnak içinde çok iyi bir insan olmuş olabilirsin. Olabilirsin. Ben gereğinin olduğunu düşünüyorum. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Neye bağlı olarak gereğinin olduğunu düşünüyor? Yani diyelim ki tarihte bir şeyi iyi yapan biri var ama herkes ona küfrediyor. Bu salak diyor, geri zekalı, niye böyle yapmış ki? Ne gerek vardı, niye böyle iyi davranmış ki denilmiş ve herkes istisnasız ona sabah akşam küfrediyor. Mesela sen böyle biri olabilir misin? Bu çok zor bir şey olur değil mi? Öyle bir durumda. Ama diyelim ki tarihte bir insanı herkes takdir ediyor. Senin egon ne ister? Ya ben de böyle biri olayım da öldükten sonra da tarih kitaplarına geçeyim, insanlar beni alsın. Bu riyakar bir benliğin iyiliğidir. Ve bu benlikle değil cennete, hani cehenneme bile lütfun, Allah'ın lütfundan dolayı girersin. Çünkü Allah'ın lütfu, bunu şaka demiyorum. Cehennem Allah'ın bir lütfudur, o yüzden söylüyorum. Çünkü seni arındırmaya programlanmış bir alemdir cehennem. Ama bakın dikkat edin. Mesela bizde ne vardır? Mesela bir şeyi, mesela birisi bir menfaat için yapsa ne hissederiz içsel olarak? Yani menfaatsiz yapsın deriz değil mi mesela? Evet. Neden? Çünkü bakın bu fıtri bir şeydir. Yani bir şeyi menfaatsiz yapıyor. Mesela farz et ki yolda düştün, biri de seni kaldırıyor.
Sonra da belediyeye gidiyor, 1.000 lira alıyor. Neden? Yere düşen bir adamı kaldırdım. Şimdi sen nasıl bakarsın? Dersin ki yani iyi bir şey yaptı ama para için yaptı dersin, değil mi? Bu çok içsel olarak takdir edilen bir şey değildir. Bak, yapılan şey doğru bir şeydir. Fakat niyeti ve hedefi nedeniyle takdir edilmeyen bir şeydir. Bakın, fıtrat bize ne anlatmış oluyor? Fıtrat bize şunu anlatıyor. Yaptığın şeyin hiçbir hedefi olmamalı. O şey bizatihi iyi olduğu için, varlık tarafından iyi olarak tanımlandığı için yapılmalı. İşte gerçek iyilik budur. Bunun dışında hiçbir hakiki iyilik yoktur. O yüzden gerçek iyilik senin içinde olmadığın ama senin içinde olan şeydir. Senin o iyiliğin içinde olmaman gerekir. Zaten senin başını belaya sokan da budur. Mesela niye iyilik yapmaktan dolayı işte sitem ediyorsun, alınıyorsun, güceniyorsun, bunu mu hak ettim diyorsun, bana bu mu reva görülmeliydi diyorsun, ben bunu hak etmedim ki, niye diyorsun? Bu kadar hikaye, kimin hikayesi, hiç düşünmediniz mi mesela? Bu sistemler kimin sistemleri? Hani Instagram'lar, Facebook'lar sistemden geçilmiyor, dikkat edin. Hani mesajların yarısını toplasanız sistemdir. Terk edene sistemdir, kandırana sistemdir, vefasıza sistemdir. Yarısı sistem doludur. Bunlar kimin sistemi? Yarısı da başkalarına övgüdür. Yani Facebook, Instagram tam bir ego çöplüğüdür. Yani iyi dikkat ederseniz egonun bütün hikayelerini orada görebilirsiniz. Biri sitem ediyor, biri küfrediyor, birisi birini överek egosunu tatmin ediyor. Değil mi? Bütün bunlar nedir aslında? Sahte benliklerin kendini gösterdiği bir alandır. Hakiki insan şikayet etmez. Şikayet eden bir benlik görürse onu Allah'a arz eder. Bakın ne diyor Hazreti Eyüp? Zannediyorum. Ben diyor hüznümü ve şikayetimi Allah'a arz ediyorum. Yani hüzün de negatif. Yakup oldu. Allah onun bizim, için dedim emin Allah yüzünü kalbi sever diye bir söz var. Şimdi bir dünyevi hüzün vardır, bir de rahmani hüzün vardır. Mesela senin kendini bulamamaktan kaynaklanan bir hüznün olabilir. Bu kutsal bir hüzündür. Allah'a yakın olma iştiyakının etkisiyle duyduğun bir hüzündür. Egoların hüznü neyin hüznüdür? Arzu ettiği bir şeyin kaybı, istediği bir şeyin olmayışı, hak ettiğine inandığı bir şeyin gerçekleşmemesi vesaire vesaire. Dolayısıyla benliğin hüzünleri de, şikayetleri de sahtedir, üzerinde durmamız gereken bir şeydir. Bende kim neyi şikayet ediyor? Anlaşılmadığını mı şikayet ediyorsun? Onaylanmadığını mı şikayet ediyorsun? Görülmediğini mi şikayet ediyorsun? Fark edilmediğini mi şikayet ediyorsun? Hak ettiğin şeyi bulamadığını mı şikayet ediyorsun? Birinin seni dışlamasını mı şikayet ediyorsun? Bir bak, neyi şikayet ediyorsun? Ve kim şikayet ediyor? Bu şikayetin öznesi nedir? Peki sen böyle bir özneden kurtulmak istemez misin? Yani sırtında bir ömür boyu şikayet eden bir benlikle yaşamaktan kurtulmak gibi bir özgürlüğün varsa, ki var, bunu istemez misin? Hani bir sufinin ifadesidir, der ki bir şeyin olmasıyla olmaması senin nazarında eşit değilse eksik bir yerden bakıyorsun. Yani eksik bir nazarla bakıyorsun.
Çünkü bakın, benlik dediğimiz sahte kendilik, kendimize ölçüp biçtiğimiz sahte bir kılıftır. Yani bunu şöyle düşünün. Bir gece uyudunuz, bu günlük bilinciniz gitti, kalktınız, bir faresiniz mesela. Ve fare olarak yaşıyorsunuz. Hani Kafka'nın mıydı, Camus'un, Albert Camus'un mu, dönüşüm. Hani kendini bir hamam böceği olarak görüyorsun ve artık hamam böceğinin gözüyle algılıyorsun. Onun gözüyle dünyayı tanımlıyorsun. Onun gözüyle hayatı algılıyorsun. Ve unutmuşsun. Yani bir insan olduğunu, bir insan bedeni kullandığını, bir insan bilincine ve varoluşuna sahip olduğunu unutmuşsun. Nasıl bir şey olurdu, değil mi? Hele hele size şöyle deseydim. Ya bakın işte akşam yatacaksınız, sabah ne olarak kalkacağımız vallahi hiç belli değil. Mesela kimimiz maymun olarak kalkabilir, kimimiz kurbağa olarak, kimimiz tavşan olarak, kimimiz sivrisinek olarak, kimimiz kelebek olarak, değil mi? Ne kadar kötü bir şey olurdu. Ama aslında dikkat edin, her sabah bir şeyle kalkıyoruz. O neyle kalktığınıza bir bakın. Bir arzuyla mı kalkıyorsunuz? Bir beklentiyle mi? Bir korkuyla mı? Mutsuz olan bir benlikle mi? Kendini şanssız gören bir benlikle mi? Ne zaman bu hayat bitecek diyen mutsuz bir benlikle mi? Neyle kalkıyorsunuz aslında? Bütün hepsi aslında sahte bir şey. Kendinizle kalkmıyorsunuz çünkü. Kendimizle kalkabilmek için kendimize gelmemiz gerekiyor. Kendimizi hatırlamamız gerekiyor. Kendimizi bilmemiz gerekiyor. Ben bazen bir şey söylerim. Bu böyle çok bazen abartılı bir şey gibi. Yani bir sabah kalktın. Farz et ki eşin sana dedi ki artık ben seninle yaşamak istemiyorum. Çok da mükemmel bir insan buldum dese senin benliğin nerede olur? Mesela nerede arayacağız o benliğini acaba? Nerede kaybetmiş olacaksın? Hangi acının, hangi travmanın nesnesi olduğunu zannedeceksin? Neden? Çünkü sabah kalkarken birinin eşi olarak kalkıyorsun, birinin annesi, birinin babası olarak kalkıyorsun. Kendin olarak kalkmıyorsun. Bu annelik yapma, babalık yapma, eşlik yapma anlamında bir şey değil. Ama sen onları bir kimlik olarak tanımlamışsın. Bir kimlik üzerinden kalkıyorsun. İşte biraz o kalkmadan evvel acaba nesin sen acaba? Bir dursan, düşünmeye çalış. Uyanmadan evvel neydin? Aslında uyanmadan evvel ne olduğumuzu bilsek, kim olduğumuzu da fark etmek için güzel bir yol bulabiliriz. Uyanmadan evvel nasılsın? Mesela dikkat et, uyanmadan evvel bir korkun var mı? Uyanmadan evvel bir beklentin var mı? Uyanmadan evvel bir değersizlik algın var mı? Bak hiçbiri yok. Neden? Çünkü bireysel benliğin, o sahte benliğin ya tam ya da büyük ölçüde iptal olmuş o anda aslında. İnsan uyurken niye dinlenir? Seni yoran uyuduğu için dinlenir aslında. O seni yoran neyse, seni yoran uyuyor. O yüzden dinleniyorsun. Uyandığında seni yoran da uyanıyor. Hoş geldin diyor. Karşında ben varım diyor. Ve o seni yormaya devam ediyor. İşte o sabah seninle kim uyanıyor? Bir bakıver. Kim seni uyandırıyor? Kiminle uyanıyorsun o an? Onu keşfedersek ve onu kendimiz olarak tanımlama tuzağına düşmemeye gayret edersek, işte orada bir şeyleri keşfetme
ihtimalimiz olabilir. Aksi takdirde ömür boyu o bir şeyle kalkacaksın hayatta. Ve o şey asla sana hakiki bir huzur vermeyecek. Sana hep hikayeler anlatacak. Kendi dertlerini anlatacak. Yani şöyle düşünün. Oturduğunuz, uyuduğunuz odada böyle 10 kişi olduğunu düşünün. Birisi sürekli ben mutsuzum diyor. Birisi hayatta ben hiç anlaşılmadım diyor. Öbürü beni kimse koruyup kollamadı diyor. Öbürü berbat bir çocukluğum vardı diyor. Öbürü herkes bana haksız davrandı diyor. Öbürü kimse beni sevmiyor diyor. Her biri bir şey diyor. Ve siz uyuyunca rahat ediyorsunuz. Ama uyanınca başlıyorlar. İşte kim başlıyor orada? Onları kim söylüyor? Sakin olun. Sakin bir yerde durun. Çünkü sizin varlığınız aynı zamanda sükunettir. Yani varlığınızın bir sıfatı sükunettir, dinginliktir, huzurdur, mutluluktur. Bir şey senin mutluluğunu örtüveriyor. Bir saraydayken sana izbe bir yerde olduğunu düşündürüyor. Hani bazı böyle kişiler vardır. Mesela Hindistan'a gittiklerinde bazı böyle kişiler görürler. Mesela adam sokakta yaşıyor ama sabah öyle bir kalkıyor. Zannedersiniz böyle hani 100 odalı bir sarayda kalkmış gibi böyle. Hani öyle bir mutlu, öyle bir neşeli ki. Ama adam sokakta yani. Ve sokakta uyumuş kalkıyor. Neden? Eğer kendindeyse kendi varlığının sarayından bakıyor hayata. Kendi varlığının sarayında o. Yoksa o sokakta değil. O yapayalnız değil. O kimsesiz değil. O sahiplenilmeyen biri değil. O kimsenin umursamadığı biri değil. O kendinde olan biri. Kendini fark eden biri, kendini hatırlayan biri. O yüzden mesela batılılar böyle çok şaşırırlar. Yani işte adam sokakta ama öyle bir kalkıyor, sanki adam böyle cennette ve uyanıyor yani. Neden? Çünkü o senin baktığın gibi bakmıyor etrafa. Orada kendinin farkında olan var. Eğer gerçekten öyleyse. Kendinin farkındalığıyla bakıyor. O yüzden bakın, Allah sana yeter ifadesi çok önemli ve çok hakiki bir ifadedir. Ve tekrar tekrar hatırlatıyorum. Eğer insanlar etrafından dağılırlarsa de ki Allah bana yeter çok önemli bir ifadedir. Ya bu şu demektir. Sen sahte bir benlik nedeniyle kendini başkalarıyla birlikte olmaklık üzerinden tanımlıyor olabilirsin. Mesela işte biz kimiz? Biz şöyle bir topluluğuz, şöyle bir grubuz. Bir kafanda kendini tanımlamış olabilirsin. Ama böyle tanımlayan bir noktadayken eğer etrafındakiler dağılacak olursa ne olacak? O benlik ne diyecek? İşte vefasızlara bak. Kiminle yola çıktığını bileceksin. Yola ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla çıkılır diye de daha böyle sofistike laflar da üretebilirsin. Ya da dersin ki Allah bana yeter. Neyi hatırlamış olursun yani? Ayet neyi anlatıyor? Bakın çok önemli. Ayet şunu anlatıyor. Senin şu dünya hayatında yaşadığın olaylara bağlı olarak bir şeyler vuku bulabilir. Hani ben bazen örnek veriyorum. Mesela sabah kalktın, annem dedi ki evladım hani ölmeden evvel sana bir sırrımı açıklayacağım. Buyur anne. Ya ben seni sokakta buldum. İyi anneciğim, canın sağ olsun. Allah bana yeter. Değil mi? Eşim dedi ki artık senden bıktım. İstemiyorum. Tamam, Allah bana yeter. Ama bunu laf sokmak için söylemeyeceksin. Anladın mı? Ezik kaldın da böyle
yıkıldığında hani kuyruğu dik tutmak için söylenecek bir şey değil bu. Bu bir hakikat. Yani insanlar etrafından dağıldığında sende sahte bir benlik devreye girip ya ne biçim bir dünyada yaşıyoruz, bu ne vefasızlık, biz böyle mi yola çıkmıştık, biz işte kitabı el basmıştık, her şey bütün mukaddesatımız üzerine söz vermiştik falan, ne oldu bize falan diye bir serzenişte mi bulunacaksın, yoksa Allah bana yeter, ben Allah'layım, Allah da benle İdrakine doğru mu yol alacaksın? Onun için bakın, sırf bu ayet bile insan için aslında yeter bir ayettir. Ve çok güzel anlatıyor aslında. Sahte benlik algısıyla hakiki kendilik algısını mükemmel bir şekilde bize anlatıyor. O yüzden siz de şuna dikkat edin. Sizi sarsan ne varsa, ne varsa, küçük büyük, çocuğunuzun ölümü olabilir, hastalanmanız olabilir, eşinizin, yakınınızın ayrılığı olabilir, ne olursa olsun. Bir ihanet olabilir, bir haksızlık olabilir, bir hayal kırıklığı olabilir, ne olursa olsun. Bakın ayet diyor ki, eğer böyle bir şey olursa diyor, ne yapacaksın? Ne yapacaksın derken, nasıl bir bilinç içinde olmalısın? Aslında ayet bunu anlatıyor. Böyle bir şey yaşadığında sen inanan bir insan olarak nereden bakıyor olmalısın? Nereden bakmaya kendini ayarlamalısın? Çünkü bakın aslında ayet çok önemli bir yere işaret ediyor. Yani peygambere diyor ki, sen bu kadar mücadele ettin var ya, işte Mekke'ydi, işte Akabe biatı vardı, o biat, bu biat, bütün bu biatlara rağmen hepsi sana söz vermiş. Bakın ayet peygamberi çok önemli bir yerden uyarıyor. Çok güçlü bir yerden uyarıyor. Bak insanlar Mekke'de seninle birlikte ölümüne mücadele etmiş olabilirler, sana biat etmiş olabilirler, söz vermiş olabilirler, bir sürü şey olabilir. Ve ayet devam ediyor, diyor ki, işte bu durumda insanlar topukları üzerinde dönüp seni bırakacak olurlarsa, noktalı virgül koy oraya diyor. Önce bir noktalı virgül koy. Dikkat et, içeride bir hikaye dönecek mi önce? Önce ona bir bakman gerekir. İçeride bir sahte benlik hikayesi dönüyor mu? Ya işte atıyorum, bir çocuğun geldi, hiç aklına hayaline gelmedik bir vefasızlık yaptı diyelim. Bir dur bak bakalım, şaşırıyor musun? Bakın bazı insanlar vardır, böyle bazı olaylar nedeniyle bilinçleri gider. Neden? Çünkü o mevcut bilinç o durumu şey yapamaz, yani tanımlayamaz. Sistem orada kilitlenir. Mesela bazı hikayeler var. Çocuğu öldü, daha sonra bir daha kendine gelemedi. İşte böyle şey yaşıyor. Neden? Çünkü öyle bir tanımlamış mı ki kendini çocukla? Kendini çocukla tanımlamış. Çocuk gidince ne kaldı geriye? Geriye bir şey kalmadı ki. Çocukla tanımlanan bir kimlik var. Eşimle tanımladığım bir kendilik varsa, eşin gittiği zaman ne olacak? Sevgilinle tanımladığın bir kimliğin var, sevgilin gitti ne olacak? Ayet diyor ki, dikkat et oraya. Öyle bir durumda içerideki hikayeyi de fark et. Bunlar parantez için. O hikayeyi fark et. Ama biz o hikayenin gerçekliğine inanmadığımız için konu etmiyoruz. O hikaye sahte bir şey. Fark et onu ama asla ona kapılma. Bak içeride ne dönüyor. Ve arkasından da çünkü o hikaye şunu ekler. Ama doğru değil mi? Ben bunu hak etmedim ama doğru değil mi? Değil. Senin tümün sahte. Senin neyin doğru olabilir ki? Yani komple o benlik sahte bir yerden bakıyor.
mesela şunu desek, mesela bu yapılan yanlış mı? Yanlış. Ama bu bana yapılır mı? İşte o bana sahte bir şey. O ben sahte bir şey. O yüzden sahte diyoruz. Yoksa orada yapılan olay, atıyorum, bir vefasızlık olabilir, bir haksızlık olabilir, bir zulüm olabilir, başka bir şey olabilir. Ama bakın, bu bana nasıl yapılır? Ben bunu hak etmedim. Kibrin dik arasıdır. Farkına varmadığımız zaman. Bakın, en tırnak içinde, diyelim ki hayatta en haksız bir şeye maruz kaldınız. Yani nereden tutsanız, %100 haksız olan bir durum yani. %1 bile bir haklılık payı yok. Öyle bir olayda bile bana bu nasıl yapılır diyorsanız, o bana, o kelimeyi alın, çöp derecesine atın. Çünkü o sahte bir şeydir. O sen değilsin. Bakın, o sen değilsin. Ona inanmamalısın. Bu yanlış bir şey. Bu kadar. Bu kadar. Daha fazlası değil. O zaman işte ayetin ifade ettiği, de ki Allah bana yeter. Arkasından bunu söyleyebilirsin o zaman. Ama Allah bana yeteri söyleyemiyoruz ki. Onu söylemeye o kadar çok uzun bir yol var ki arada. O kadar çok benlik var ki, o kadar çok benlik hikayesi var ki Allah bana yeter diyemiyorsun. Onu derken bile sitemle söylüyorsun. O ayetin saflığıyla söyleyemiyorsun. Yani elhamdülillah Allah bana yeter. Zaten yeter. Yani bu yeter demek sonradan farkına vardığımız bir şey değil. Ebedi ve ezeli olarak öyle olan bir şey. Onu hatırlıyorsun. De ki Allah bana yeter. Onu hatırlamak. Onun farkında olmak. O zaman hayat bir akışa dönüşür. Bazen sana adil de davranılabilir, haksız da davranılabilir. Bazen anlaşılabilirsin, bazen anlaşılmayabilirsin. Ama anlaşılmadığından dolayı mutsuz olan bir ben yoktur orada. Sadece anlaşılmama durumunu deneyimler. Bu kadar. Anlaşılmama. Bu kadar. Daha fazlası değil. Onun bir hikayesi yok. Ya ben zaten, hani psikologlar neye çağırıyor doğal olarak? Diyor ki ilk olarak nerede anlaşılmamıştın? O sahte benliğin hikayesine gidiyoruz. Ha, bu bir tekniktir, ayrı bir konu. Ama bu gerçek olduğu için yaptığımız bir şey değil. O sahtelik sence nerede başlamış? Onu bulmak için aslında. Sen ilk önce ne zaman bu sahte benliğe yakalandın? Bu sahte benliğin tarihi ne, hikayesi ne? Nerede bu seni avladı? Nerede kendi pençesine düşürdü? Nerede ilk defa ben sevilmiyorum dedin? Nerede ilk defa Allah kahretsin anlaşılmıyorum dedin? Nerede ilk defa kendinden bir utanma hissi oluştu? Nerede kendini yerin dibine geçmiş hissettin? İşte orayı bu, o sahteliğin kaynağı oradadır aynı zamanda. Onu keşfet ve ondan kurtul. Yani aslında onu bırak. O senin bilincinde bırakacağın bir şeydir. Zaten gerçekte senin kendi sahte bilincin tarafından sen tutuluyorsun. Onu bıraktığın zaman o benlik seni bırakacak. O benlik senin zalim gücü olan bir şeyin değil, gardiyanın değil. Sen kendi kendine farkına varmadan gardiyanlığını yapıyorsun. Anlaşılmamak bir gardiyandır. Sevilmemek bir gardiyandır. Hiç kimse beni anlamıyor, hiç kimse bana kıymet vermiyor. Hiç kimse benim neler yaptığımı görmüyor. Hiç kimse benim yaşadığım zorluğu anlamıyor. Bir gardiyandır. Böyle gardiyanları biz tutmuşuz farkında olmadan. Bunun için kendimizi suçlamamıza da gerek yok. Sadece
usulca tebessüm edip sana çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bir arkadaşlık yaptık ama bana eyvallah. Teşekkür ederim. Demeniz gerekir. Çünkü bakın şunu unutmayın. Bunlar asla büyümezler. Ve asla olgunlaşmazlar. Sadece hikayeleri daha sofistik hale gelir. Acılarınızı daha sofistik, daha böyle tırnak içinde derinlikli hale getirirsiniz. Daha edebileştirirsiniz. Bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Hepsi bizim tarafımızdan bir şekilde zaman içinde üremişler, üretilmişler. Ama artık yeter, söz benim. Artık yeter, söz benim. Söz o milletin olmamalı yani. O içindeki benler kalabalığının insafına kendimi terk etmemeliyim. Söz Allah'ın gerçek kendim olarak tanımladığı noktada olmalıdır. Söz ona aittir. İşte bakın o de ki Allah sana yeter. İşte o Allah'ın bizim içimize koyduğu kendilik sesidir. O bize diyor ki, de ki Allah bana yeter diyor. Ama öyle bir gürültü var ki dışarıda, o gürültüden bu sesi duyamıyoruz. Şu gürültü dursa zaten o sesi duyacaksın. O yüzden bunları bir salıver, bir bırak yani. Kendi hallerine bırak. Onlara dokunmana gerek yok, onları onaylamana gerek yok, onlara cevap yetiştirmene gerek yok. Belki seni terk mi etti, sen daha iyilerine layıksın, hadi koçum demeye gerek yok. Bir sahte benliği bir başka sahte benlikle değiştirmeye gerek yok. Öyleyse ben ne yapayım, öyleyse ben ne diyeyim, öyleyse ben nasıl davranayım? Bir dur, içeride sana gerçek ve doğal kendini hatırlatan hatırlatıcı var. Bir sakin ol, o sesi duyacaksın. O senin gerçek varlığındır. O aynı zamanda sessizliktir, huzurdur ve mutluluktur. Ona çağrılıyoruz. Allah bizi Darüsselam'a çağırıyorum derken işte buna çağırıyor. Seni gerçek kendi yurduna çağırıyor. Seni başka bir şeye çağırmıyor. Seni bir ilişkiye, bir başarıya, bir fonksiyona, bir göreve, bir misyona çağırmıyor. Allah Hazreti Muhammed'i bir misyona çağırmadı, kendine çağırdı. Misyon ekstra bir şeydir. Bir de egoda şöyle bir şey var. Allah beni bu dünyaya niye gönderdi? Mesela sana şöyle desene, hiçbir şey için göndermedim. Sadece seyret, sonra gel bana rapor ver dese ne diyeceksin? Boşa düşmüş olmayasın öyle bir durumda. Ya da kendini boşa düşmüş mü hissedeceksin? Sana bu dünyada hiçbir görev vermiyorum. Bak seyret sonra gel dese. Evet, ego şey yapar. Ya bu kadar mı? Daha fazlası yok mu? Daha böyle bir ahım şahım bir rütbe yok mu? Bir görev yok mu falan? Yok. Hiçbir şey yok. Çünkü bakın. Bütün vazifeleri, işte şu misyon, bu misyon, bütün bu hikayeler benliğin hikayeleridir. Ya Allah sana hayatın içinde tabii ki bir fonksiyon verir ama sen kendini o fonksiyonla tanımlamıyorsun. Sen kendini Allah'a ait bir hiç olarak tanımlıyorsun. Kendine ait hiçbir varlığın yok. İşte kelime-i şehadetteki abd kelimesinin başta gelmesinin esprisi de bu. Sen kulsun. Peygamber kimdir? Peygamber en mükemmel şekilde kulluğunun bilincinde olup onu yaşamış bir varlıktır. Bu kadar. Bu kadar. Ve bu yeter bir şey. Neden? Çünkü Allah sana yeter. Bakın. Allah sana yeter. Bir hiç olarak Allah sana yeter. Ama sen kendini bir yere getirmeye kalkarsan
kendine bir şeyler biçmeye çalışırsan o çok ağır bir yüktür, altından kalkamazsın. Sonra dersin ki nerede benim haklarım, nerede benim hak ettiğim şeyler diye bir hikaye üretirsin. Neden? Çünkü kendine bir varlık tanımı yaptın. İlmim var, merhametim var, şefkatim var, fedakarlığım var. Kimin bunlar? Benim. Öyle bir benim hakları olmaz mı? Tabii ki olur. Çok hakları olur. Ama yok, bunlar hiçbiri benim değil. Bunların hepsi Yaradan'a ait. Onun sonsuzluğundan gelip benim üzerime bir şekilde yansıyıp gidiyor. Bu kadar. Benim bir hak talebim yok, benim bir beklentim yok. Mesela düşünün, ineklerin benliği olsa depresyondan kırılırlardı. Değil mi? Acıdan, kederden, anlaşılmamaktan. Lan bu insan onunla bu kadar şey yapıyorsun, bir türlü anlaşılmıyorsun. Aralarında toplanırlardı, geyik muhabbeti yaparlardı, değil mi? Niye yok? Çünkü böyle bir benlik taşıyabilme ihtimalleri, imkanları yok. O yüzden geleni olduğu gibi yansıtıyor. Ama senin içinde bir benlik üretme kapasitesi var. Bu benlik senin gerçek benliğin değil. Bu bireysel benlik nasıl olur? Bir şey bana ait olsaydı ben nereden bakardım? Bunu anlaman içindir. Yani renkli bir filmi siyah beyaz seyretmek için neye ihtiyaç var? Diyelim ki bir düğme lazımdır veya bir düzenek lazımdır. O düzenek renkli filmi siyah beyaz gösterir. O film gene renkli bir film. Ama siyah beyaz seyretme imkanın da var. Bir benlikle seyredildiğinde hayat nasıldır? Sonsuz varlığın bilinciyle seyredildiğinde hayat nasıldır? Bu ikisini de fark edip anlamak için böyle bir imkana sahibiz. Ama o bireysel benliğe, sınırlı benlik bilincine kendimizi kaptırırsak çok büyük bir belanın içine kendimizi hapsetmiş oluruz. O yüzden bir bilgi öyle der yani. Sen gerçek belanın ne olduğunu anlarsan kurtulursun der. Kim senin başına bela örüyor? Onu anlaman gerekir. Sınırlı benlik algısıdır en büyük bela. Eğer o beladan kurtulamazsan hayatın hiçbir zaman belalardan kurtulmaz. Sonra dersin ki kimseye güven olmaz. İşte kimseye vefasızlıkları nedeniyle güvenemezsin. Herkes şöyledir, böyledir. Ve kendin de mutsuz olursun. Onun için ben hep sorarım insanlara, yani vefasızlıktan yanan, yakılan insanlara diyorum ki bundan sana ne diyorum yani. Çünkü büyük bir şikayetle, memnuniyetsizlikle anlatıyorsun. Yani etrafın vefasızlarla dolu. Allah hepsine sağlık, selamet versin. Bir sıkıntım yok onlarla yani. Böyle anlatsam hiçbir problem değil. Ama vefasızlıktan yanan ve yakılan biri var içeride. Bu kim? Bu nasıl bir şey? Bu vefasızlık arayan biri. Peki bunun tamlığından söz edebilir miyiz? Değil, edemeyiz. Bu eksik bir şey. Eğer birileri bana vefalı olursa ben tam olurum diyor. Birilerinin vefalı olmasına muhtaç. Dolayısıyla birinin vefasızlığı onda büyük bir yara açıyor. İşte biz onu gör diyoruz. Yoksa vefasızlarla uğraşacak olursan saymakla bitiremezsin. Senin işin o değil. Senin işin vefasızlığı kim sayıyor böyle? Aa bu da vefasızmış, bu da vefasızmış diye kim sayıyor bunları? Kim bunun derdine düşmüş? Onu keşfet. Onu keşfedersen ve ona güle güle demeyi becerebilirsen o zaman huzurda kalırsın. Çünkü huzur huzurda olmakla mümkündür. O zaman hayat olduğu gibi sana görünür.
dert edeceğin, yanıp yakılacağın, mutsuz olacağın bir şey yoktur. İşte o zaman kendini Allah'a vermiş olursun. Ama sen kendini verecek insanlar arıyorsun. Ya da kim senin kıymetini bilir acaba? Öyle bir insan arıyorsun. Çok mu kıymetlisin? O zaman kıymetini bil. Niye kıymetini satacak birini arıyorsun ki acaba? Veya kıymetsizsin de biri sana ekstradan kıymet versin mi bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Bakın, nereden baksanız bir boş hikaye dönüyor içeride. O yüzden gerçek kıymetinin farkına vardığında Yaradan seni kendi varlığında ikamet ettirir. Onda huzur bulursun. Ve onda bulduğun huzuru hayata yansıtırsın. Çünkü huzur ondan gelir, sana yansır ve senden etrafa yansır. Senden mutsuzluk, keder, üzüntü yansımaz. O yüzden mesela insanlar peygamberin yanına geldiğinde huzur bulurdu. Neden? Çünkü peygamber huzurlu. Mesela peygamber şikayetçi değil. Peygamber mesela Uhud'da söylediği şeyin tutulmamasından dolayı huzursuz, mutsuz, öfkeli, agresif, ne biçim insanlarsınız, bundan sonra sizinle savaşa çıkanın bilmem ne olsun falan demiyor. Orada olanı görüyor ve onları sadece hatırlatarak uyarıyor. Yani dikkat edin diyor, nefsinizin bir tarafı dünyayı tercih ediyordu, o yüzden hata yaptınız. Bu kadar. Kendiyle ilgili bir problemi yok. Kendinizle ilgili, insanlarla olan sürecinizde, dünyayla ilgili sürecinizde kendinizle ilgili bir problem algınız varsa o sizin probleminizdir. Onu siz çözeceksiniz. O başkalarının çözeceği bir şey değildir. Değersizlik tuzağının, değersizlik hikayesinin çözümü dışarıdakiler değildir, sizsiniz. Çocuğum, eşim, arkadaşım, dostlarım bana değer veriyor, vermiyor. Bunun sorumlusu sizsiniz, dışarıdakiler değil. Dışarıdakiler size değer de verseler, içinizdeki sorun bitmeyecektir. İçinizdeki sorun ancak sizin tarafınızdan çözümlenebilir. Sizin tarafınızdan halledilebilir. Siz öz varlık itibariyle, aslınız, hakikatiniz itibariyle değersiz olmadığınızı idrak edinceye kadar değersizlik tuzağınız devam eder. Kendi varlığınızın değerini keşfedene kadar, onun Allah'la bağının idrakine varıncaya kadar değersizlik tuzağı sizin peşinizi bırakmaz. Çünkü aslında siz onu bırakmıyorsunuz. Bakın dikkat edin. O sizi bırakmıyor değil. Siz onu farkına varmadan bırakmamazlık ediyorsunuz. Çünkü değerinizi ilişkilerinizde arıyorsunuz. Değerinizi ilişkilerinizde ararsanız değersizlik duygusu asla sizi bırakmaz. Siz de onu bırakmamış olursunuz. Ve bu hikaye ölünceye kadar da devam edip gider. Teşekkür ederim.